Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zamanlar içinde, Kemitler diyarında, Göl şehrinde çok cesur bir adam yaşamış. Kral olmak istemiş. Oldu ki bunu başarmış ve devasa bir imparatorluk kurmuş. İmparatorluğunun ordusundan halkına, güvenliğinden ticaretine kadar her şeyin üzerinde tam kontrolü elinde tutmuş. Halkını çok seviyormuş. Halkı da onu çok seviyormuş ve kahraman olarak görüyormuş. Günler, aylar, yıllar, asırlar geçmiş. Nesiller doğmuş, değişmiş. Hakimiyetini devam ettirmiş. İmparatorluğunu Kemitler diyarının en güvenli yerlerinden biri yapmış. Doğal kaynaklar çıkartmış. Hakimiyetini oldukça güçlendirmiş. Bütün düşmanlarını savaş meydanında, gün ışığında, gecenin köründe etkisiz hale getirmiş. Öyle ki kendisi yenilmez, devrilmez, değiştirilmez ve hatta ölmez olduğuna inanmış. Zaman geçtikçe halkını unutmuş. Etrafı kötü adamlarla çevrilmiş. Hakimiyetinin her yerinde rüşvet, kaydırma, adaletsizlik ve işsizlik yayılmış. Halkının önemli bir kısmı ondan nefret etmeye başlamış. Yine hakimiyetini devam ettirmiş. Gösteriler, protestolar düzenlenmiş. Şiddetle bastırmış. Yine hakimiyetini devam ettirmiş. Halkı silahlanmaya başlamış. Buna rağmen hükümden vazgeçmemiş. Devam ettirmiş. Cihan Ara'nın cihan içinde olduğunu unutmuş. O mahi ki derya içredir, derya içinde boğulabileceğini unutmuş. Günlerden birinde çok sevdiği bir ağacın altında çok sevdiği bir şarkıyı dinlerken vefat etmiş. Gökler kararmış, nehirler dinmiş, rüzgarlar durmuş, kuşlar susmuş, kimler sevinmiş, kimler üzülmüş. Ama kral son yolculuğunu yapmış. Ya şimdi? Göl İmparatorluğu'na ne olmuş? Kral vefat etmiş de hakimiyeti devam mı ediyormuş? Kralın ölümünden doğan boşluğu kim dolduruyormuş? Göllüler krallarından daha iyisini bulacaklar mıymış? Bunun için ne yapmaları gerekiyormuş? Ne yapıyorlarmış? Hikayenin devamı çok yakında. O zamana kadar takipte kalın, sağlıcakla kalın, amma ve lakin teyakkuzda kalın, emanette kalın.